Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere DAVSBAB Finans'tan bahsedeceğim. DAVSBAB Finans, Binance Smart Chain üzerinde çalışan bir projedir. Ve burada farming olayı ve diğer olaylar da mevcuttur. Böyle ki bir stake yaparak, farming olayını da kullanarak kazançlar elde edebiliyoruz. Ve bunun için de DAVSBAB Finans bize yardımcı oluyor. Ve kendisine ait olan DAVSBAB tokenlerini kazanabiliriz. Ve bu farming olayı 14 Eylül tarihinden itibaren, yani yarından itibaren başlıyor. Ve böylelikle farming'den biz para kazanabiliriz. Ve bu farming'e gideceğim, ama şimdi projeye ait olan bilgileri buradan alalım. Bunu daha iyi anlamak için buradan Türkçe yapabiliriz ve Türkçe anlayabiliriz. Bir yönetişim belirteci modeline sahip yeni nesil otomatik piyasa yapıcılık merkezi olmayan borsadır. Binance Smart Chain ve PancakeSwap borsası üzerinde çalışan getiri çiftliği ve token kazanmanıza olanak tanıyan bir başka özelliklere sahiptir. Ve burada DAV tokenlerinin yıllık bizler için kazandırdığı paraları da görebiliriz. Ve burada bir burning mekanizmi, yani yakılma mekanizması mevcuttur. Ve bu nasıl oluyor? Biz herhangi bir stake işlem yaptığımız zaman bizden %4 bir kesinti alıyor, ücret alıyor ve bu da yakılıyor bu miktar. Bu da tokenin, DAV'ın gelecekte fiyatının artışına sebep oluyor. Ve aynı zamanda yakılmadan sonra %50'lik bir buyback mevcuttur burada. Ve %10'luk işte bir developer adreslerine kesintiler var. Bununla da ilgili bilgiler eklenmiştir. Ve burada DAVSWAP ile ilgili bundan sonraki projeleri için ilgili olan %10'luk bir escrow mevcuttur. Escrow bildiğiniz üzere herhangi bir sistemde daha güvenli hale getirilebilecek bir fondur. Ve escrow ile biz güvenli bir şekilde işlemler yapabiliyoruz. Ve burada da NFT, Milli Piyango gibi loteri sistemi, IPO sistemi bunları destekliyor. Ve %20'lik yeni bir partnerlik kesintisi mevcut. Ve burada %10'luk bir ayrım da airdrop ve ayrılmıştır. Şimdi arkadaşlar, burada bir private sale modeli var ve buna bakacağız arkadaşlar. Şimdi 45 dakika içinde 300 BNM'lik bir hardtop'a ait olmuş ve özel satış bitmiştir. Ve şu anda da 1000 BNB'lik hardtop olmuş ve bu da 2 saat içinde bitmiştir. Total supply'i 10 milyon DAV tokenidir ve burada ticker'ın DAV olduğunu görüyoruz. Private sale dönemi bitse de bir DAV 0.0003 BNB'ye satılmış ve public sale'de ise bu 5 olmuştur ve Pancake üzerinde listelendiği zaman 0.0007 olacaktır. Burada da büyük bir proje olduğu için ve bu projeye destekler olduğu için burada hard cap, soft cap ve minimum alış ve maksimum alışları da görebilirsiniz. Burada yol haritası var. Yol haritasına baktığımız zaman 2021. yılın bu ayında airdrop işlemi başlamış, ön satış işlemi başlamış, Pancake üzerinde swap işi, Pancake swap üzerindeki işlemleri de başlamıştır. Aynı zamanda belli bir miktarda likvidite kilitlenmiştir. Ve DEX exchange ve farming olayı da en yakın günlerde başlayacaktır ki bu yarına tesadüf ediyor. CoinGecko, Live, CoinWatch gibi sitelerde, CoinSpeed, Profit gibi borsalarda da listelenecektir. Mayıs'ta burada trading yarışları başlayacaktır ve trading işlemleri başlayacaktır. Aynı zamanda CoinMarketCap gibi, Diap Radar gibi yerlerde listelenecektir. Ve aynı zamanda MEX, Major Exchange gibi yerlerde de listelenmesi bekleniyor. Ve burada loteri ve IDO Launchpad işlemleri de başlayacaktır. Ve sonra 2021. yılda tokenlerin geri alışı başlayacaktır ve NFT marketi formalaşacaktır ki NFT markette bizlere en son işte işlerin içinde NFT'ler duruyor. Bunları da yapacağız. Ve Bitump ve Akbit üzerinde de işlemler yer almıştır. Binance Launchpad'ine yapılacaktır ve sonra da devam eden bir token alışı ve diğer özellikleri de başlayacaktır. Token distribüsyonuna baktığımız zaman DAVSWAP tokenin ismi DAV'dır. DAV olarak kısa ismi gidiyor. 4 harflidir. Ve burada token simbolünün DAV olduğunu gösteriyor. Herhangi bir kayıcı işlemine gerek yoktur.
ve diğer işte A listi, beyaz listi de mevcuttur. %2'lik bir airdrop kesinti mevcuttur ve %10'luk ön satışa %20 public sale, %50'si farming, staking ve havuza ayrılmış, %8'i takım için ayrılmıştır ve %10'u da marketing işleri için ayrılmıştır arkadaşlar. Ve burada Twitter adresine de giderek arkadaşlar DAVSwap'la ilgili bilgiler elde edebiliriz. DAVSwap'ın bir merkezsiz borsa olması, yani Uniswap gibi, PancakeSwap gibi bir sistem olmasından bahsediliyor. Ve bu da Binance üzerinde, Binance Smart Chain, Smart Zincir üzerinde yer alıyor. Ve burada da yer almasının en büyük sebebi de Binance üzerinde hızlı işlemler ve daha az, daha düşük ücretlerin ödenmesidir. Farming olayı da 475 bin dolarlık bir TVL ile Total Value Locked ile başlamıştır ve DAVBN ve DAVBUSD olarak biz işlemler yapabiliyoruz. Ve burada da %50'lik bir burada işlemlerden, buybacklerden bahsediliyor. Burada da yakın günlerde olacak PancakeSwap'ta DexSwap'ın başlaması ve diğerlerini gösterebiliriz ve projeyle ilgili olan gelecek haberlerini de buradan kolay bir şekilde izleye ve inceleyebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda Telegram kanalı ve Telegram grubu da vardır. Bunları da kullanabilirsiniz. Burada siteyle iletişim kurmak için e-mail adresi de mevcuttur arkadaşlar. Ve burada token bilgisini de okuduk ve şimdi de farming olayına gidelim. Ve bu DAVSwap'ın en esas işleri işte swap işlemlerinin hayata geçirilmesi ve burada olan farming olaylarıdır. DAVSwap Finans'ta arkadaşlar farming olayı var, görmüş olduğunuz gibi. DAV'ı burada likvidasyon yaparak, yani lock yaparak, daha doğrusu kilitleyerek para kazanabiliyoruz. Bu da yıllık %580'lik bir gelir sağlıyor. Bu da aylığa böldüğümüz zaman da yani çok büyük bir para yapıyor. Burada da bir ödülden bahsediliyor DAVSwap'la ilgili olarak. 1000 dolarlık bir ödül. DAV satılarına baktığımız zaman market cap'te 1 milyon 805 bin dolar toplamda para var ve burada 10 milyon 66 bin 565 total token miktarıdır ve bunların 14.918'i yakılmıştır. Ve burada sirkülasyon fiyatı da baktığımız zaman da o miktarına 10 milyon 51.647'dir. Çünkü 14.918'i artık gitmiştir. Ve burada bloklardan bir blok çözümlenmiştir. Fiyatına baktığımız zaman da 0.18 dolar civarındadır bu. Ve burada haberlerine baktığımız zaman burada Documents, yani evraklar bölümüne baktığımızda DAVSwap'la ilgili olan PancakeSwap'a girmesine ilgili olarak, yani buraya benzer bir işlemler var. Burada bilgileri de alabiliriz DAVSwap'la ilgili. Esas da bu token allocation'ına baktığımız zaman bakın burada token ile ilgili bilgiler yer alıyor ve DAV token'i var. DAV token'inin ticker'ı DAV'dır. Ve chain'i Binance Smart Chain'i BEP20'dir. Sepa Unlimited yazmışlar. Contract adresi de budur. Ticker DAV'dır. Ve bir DAV bir bloktur. Yani bir blok çözdüğünde bir DAV kazanıyoruz. Ve günlük 28.800 DAV bu işlemleri ödüyor. Ve burada da yapılma mekanizması ve diğerleriyle ilgili bilgiler vardır. Contract adresine baktığımız zaman burada da TimeLock, MasterChef ve DAV contract adreslerinde mevcuttur arkadaşlar. Migrasyon kodları var, Emergency Withdrawal kodları var ve Exchange var, Farming var, Pool var. Bunların hepsi bakın BEP20 token ile ilgili olarak Uniswap veya işte PancakeSwap benzeri bir sistem olduğunu gösteriyor. Farm olayında da zaten burada da işlemlerle ilgili bilgiler yer alıyor. Bu bölümden çıkalım arkadaşlar ve bu bölümlerin bir bir kendimiz analiz edelim. Mesela Farbus bölümüne gittiğimiz zaman burada stake yapılabilecek miktarlardan bahsediliyor. Mesela DAVBUSD'de yıllık kazanç %479, DAVBNB'de 460, PhinxBNB'de vardır arkadaşlar. Burada Phoenix'e de dikkat etmek gerekiyor çünkü Phoenix gerçekten çok büyük bir ödül kazandırdı bizlere. Depozito fees'i %4'tür burada ve biz bunun için %577 para kazanıyoruz burada farming olayından. Ve BNB USD var. Buna da yıllık %391 para kazanıyoruz.
Ve burada havuz var. Bu havuza da para yatırarak DAV'ın havuzuna yıllık %121'lik bir kazanç sağlıyoruz arkadaşlar. Burada loteri ve nefete markette en kısa sürede açılması söyleniyor. Burada likvidasyon var trade bölümünde. Burada biz havuza DEX yani merkezsiz bir borsada işlemler yapabiliyoruz ve buraya biz kendimiz likvidasyon ekleyebiliriz. Az likvidasyon diyerek yapabiliriz. Ve burada Connect diyerek MetaMask, Trust Wallet, MassWallet, Pocket Wallet, Connect, Binance Chain cüzdan üzerinde işlemler yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve burada değişim bölümüne geldiğimiz zaman burada sadece işte herhangi bir token mesela ADA token diyelim. Bir BNB'nin ne kadar ADA yaptığını burada görebiliriz ve Unlock Wallet diyerek de bu işlemleri yapabileceğiz arkadaşlar. Burada köprü var. Bu köprünü de kullanabilirsiniz. Diğer işte borsalardan Binance Smart Chain ile ilgili olan. Ve aynı zamanda likidasyon ve diğerlerinde kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi ana sayfasına geldik bu bölümün. Ve burada da yıllık gelirin ne kadar olduğunu ve diğerlerini görüyoruz. Burada da haberler bölümünde de bilgiler vardır. Ve aynı zamanda biz bunun işte Binance bölümüne bakabiliriz. Yani Binance'da değil de BSD Scan'de bakabiliriz smart contract adresine. Ve burada DAV swap'la ilgili bilgiyi görüyoruz. Burada total miktarı, işte cüzdan saatlerini, toplam transferleri, Pense swap üzerinde olan işlemleri ve diğerlerini görebiliriz arkadaşlar. Pense swap üzerinde de çünkü listelenmeler gerçekleşmiştir. Ve buradan yeniden web sitesine gidelim arkadaşlar. Burada public sale ve diğerlerini işte gördük. Ve burada da Pense swap'ta da listelendikten sonra kolay bir şekilde işlemler yapılmaya başlayacaktır. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bol kalın.